Buyurun İrfan Bey. Kudret Hanım sizi bekliyor. Ay, demek o meşhur İrfan sensin ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Süleyman'a 20 sene dediler. 3 günde çıktı. Sana da 15 sene demişlerdi. Sen de 2 günde çıktın. Ha? Ya kampanya yaptılar da biz mi kaçırdık ya? Bir yolunu bulduk. Çıktık demek ki. Kudret Hanım, Süleyman da ben de dışarıdayız nihayetinde. Siz de olaylara vakıfsınız anladığım kadarıyla. Lafı fazla uzatmayacağım. İkimizin de düşmanı aynı. Ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Allah'a çok şükür. Benim yardıma ihtiyacım yok. Süleyman çıktı ama ne var ne yok her şeyini kaybetti. Tığ teber Şah-ı Merdan kalıverdi. Dün düğünde pek öyle görünmüyordu. Takdir edersiniz ki. Herkesin keyfi yerindeydi. Siz kendi gözlerinize Süleyman'ın da yeni karısını da gördünüz. Benim onlarla meselem kapandı. Yani alacak verecek kalmadı. Yani siz onlarla uğraşmasanız da onlar sizinle uğraşacaklardır. Kudret Hanım. Hele İlay şimdi gücü eline geçirdi. Bunun tadını çıkarmayacak mı zannediyorsunuz? Sana ne bunda? Ha? Sen buraya o kadın yüzünden mi geldin? Bak aranızda geçenleri biliyorum. Ben onların benden çaldıkları her şeyi geri istiyorum. Aynı sizin gibi. Bakın. Süleyman yeni bir şirket kurdu. Babil İnşaat. Bu gireceğiniz bir ihale varmış. Orada sizin karşınıza çıkacak. Bütün mallar, mülkler, şirketler bende olduktan sonra uğraşsınlar bakalım. Siz kırılan gururunuzu tamir edersiniz tabii. Kaybettiğiniz itibarınızı da geri kazanırsınız ama Süleyman'ın sizden aldığı bir şey var ki o en kıymetlisi. Onu da geri almak biraz zor. Neymiş o? Evladınız Kudret Hanım. Hayatta evlatlarımızdan daha kıymetli ne var? Dün gece Hakan sizin yanınızda değil, babasının ve yeni karısının yanındaydı. Olur mu? Süleyman sizden evladınızı çaldı. Aynı benden evladımı çaldıkları gibi. Sen ne yapabilirsin ki? Bakın şirketinizde aklı çalışan bir elemanınız yoksa bu şirket sizin işinize yaramayacaktır Kudret Hanım. Eğer isterseniz, tabii uygun görürseniz, ben bu gireceğiniz ihalede Süleyman'ı alt etmeniz için ne yapabilirsiniz ona bir bakayım. İhaleyi almanın, Süleyman'ı da alt etmenin yolunu bul. Ben de senin için ne yapabilirim ona bakayım. Kudret Hanım, ben sizin bu ihaleyi alıp alamayacağınızı bilemem ama Süleyman'ın ihaleye katılamayacağını garantisini verebilirim. Bu nasıl olacak? Şöyle ki, isterseniz avukat arkadaşlar da bir baksınlar. Süleyman Bey bu ihaleye Babil İnşaat'la katılacak ama Babil İnşaat ihale şartnamesine uygun değil. İrfan Bey doğru söylüyor Kudret Hanım. Ama Süleyman Bey bunu halletmenin bir yolunu bulur. Bir araştırma yaptım. Bu İhaleyi açan şirketin genel müdürü Nevzat Bey, Süleyman Bey'in Kıbrıs'tan arkadaşım. Hal böyle olunca bunlar şimdi Süleyman Bey'in şirketi ihaleye uymasa da uydurmak için bir yol bulacaklardır. Ya Nevzat'la karısı Gamze, bunlar benim eski ahbaplarım. Nevzat sonradan Süleyman'ın kumar arkadaşı oldu. Yani neyse ne tabii. Bir şirketin genel müdürü olmak, o şirketi babasının çiftliği gibi yönetmek anlamına gelmez. Bunu yapamaz. Burada siz devreye giriyorsunuz Kudret Hanım. Birinin bu Nevzat Bey'e Süleyman Bey'in şirketinin ihaleye uygun olmadığını anlatması lazım. O zaman bu iş çözülür. Benim onlara verecek bir ayarım vardı zaten. Koştura koştura düğüne gitmişler. Ha, güzel. Tamam, ben hallederim. Bundan hiç şüphem yok. Vallahi sizinle güzel işler yapacağız İrfan Bey. Ha? Haydi. Yıldız Eli Holding'e hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Olacaktır her ikimiz için. Cansu. Buyurun Kudret Hanım.
İrfan Bey arabasını, odasını seçsin. Ne gerekiyorsa bugün o işleri halledin. Ama önce şu Gamze'yi bir ara, bir an önce gelsin buraya. Peki efendim. Nankörün yediği kabap kitabını yazdınız karı koca. Vallahi bravo size, bravo. Bana bir hayırlı olsuna gelmeyip koştur koştur kadının nikahına gittiniz. Kudret Hanım, ekmek Kur'an çarpsın, ben söyledim Nevzat'a gitmeyelim diye. De Süleyman'a ayıp olur dedi. Ha, rahmetli babam yaşayacaktı da size haddinizi bildirecekti. Ya Nevzat o şirkete genel müdür. Sen de ona karı olduysan bu bizim sayemizde. İzah edeyim ben size. İzahım izahı yok bunun Gamze. Ya senin kocan bir de usulsüzlük karıştıracakmış ihaleye. E tamam, madem siz tarafınızı seçtiniz, ben de ona göre davranacağım size. Yemin ederim bundan sonra İlay denen kadının yüzüne bakmayacağım. Ben ne yapayım kendimi affettirmek için? Nevzat, yandık diyorum. Derneği de bırak, işi de bırak, evimizi başımıza yıkar bu Kudret. E kadın babadan mafya. Bak sakın ha, milyon dolarlar dönse o ihale işini Süleyman'a verdirme. Bak bak nasıl telaşlı. Koş kız, koş. Ya Allah, şu ihaleyi Süleyman'a kaptırsaydık benim çok canım sıkılırdı. Birinin canı sıkılacaksa o siz değil, ben değil, Süleyman olacak tabii ki. Hapishane akıllandırır derler de sen bayağı bayağı Süleyman'ın anlayacağı dilden konuşmaya başlamışsın. Yok, ihale şartıymış, şurtuymuş. Vardı bir karın ağrısı. Ama ben anlamadım. Niye taş koymak istesin ki? Onun karın ağrısı varsa ilacı bende. Sen Babil Madencilik'le inşaat ortak gireriz ihaleye. Tecrübe meselesi çözülür deyince apışıp kaldı. İyi işte. İhale havada karada bizim. Ya sende bayağı numaralar varmış ha. Bende hep numaralar vardı Süleyman Bey. Numaralar var da istek yokmuş. Ne zaman ki bir oğlun olduğunu öğrendin, kafan açıldı, kafa. Hadi eyvallah, ben çıkıyorum. Herkese merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nevzat Bey, herkes buradayken başlayalım isterseniz. Kimsenin vaktini almayalım. Bir firmayı daha bekliyoruz. Kimmiş o? Yıldız Eli Holding'in temsilcisi. Neyin temsilcisi? Yıldız Olu. Kusura bakmayın beyler, geciktim. Nevzat Bey kusura bakmayın. Biraz trafik sıkışıktı. Selamın kavlen nereden çıktı bana? İrfan Bey tanıştırayım. Beyefendileri gayet iyi tanıyorum. Sizin de çok fazla vaktinizi almayayım. Zamanla tanışırız sizlere. Evet. Şirketimizin açmış olduğu ihale şartlarına uygunluğu. Nerede bu şartlar? Evet. İhale şartnamesine uygun olduğu tespit edilen, teklifleri veren şirketlerin... Nevzat Bey, burada sizin lafınızı kesiyorum. Kusura bakmayın, bir uyarıda bulunmam lazım. Hepimiz okuduk ihale şartnamesini, değil mi? Teklif eden şirketler arasında sizin şartnamenize uymayan bir şirket var. Öyle bir şey tespit etmedik İrfan Bey. Babil İnşaat'ı kastediyorsanız, maden firmasının kazı deneyimlerini kriterlerimize uygun bulduk. Tam olarak da Babil İnşaat'ı kastediyorum beyefendi. Sizin şartnamenize dikkat ederseniz yurt içi kazı deneyimi diyor. Ama Babil Madenciliğin sadece ve sadece yurt dışı kazı deneyimi var. Dolayısıyla... Nevzat Bey, bakın bizim şirketimizin hem yurt... Kazı deneyimi yazıyor şartnamede. Bir dakika, bir dakika. Siz Babil Madenciliği bana mı anlatıyorsunuz? Beyler bir dakika, bir dakika. Şartname ortada. Bakılır, incelenir, anlaşılır neyin ne olduğu. Nevzat Bey, ikinci sayfa 7. madde. Beyler, Babil Madenciliği ben kurdum. Egemen Bey benim eski ortağımdır. İşleri ben hallediyordum, o yüzden biliyorum.
Orada göreceksiniz. Babil Madencilik sizin ihale şartnamenize uygun değil. Ne demek Nezat Bey? Öyle şey yok. Şartnameye herkesin uyması gerekiyor. Yalnız bu basit olsun. Sedat büyük olursa bunu muhakemeye taşıyacağım. İrfan. Kulağını aç, iyi dinle. Sakın önüme çıkma. Ne burada ne de denizin karşısında. Ne yaparsınız? Süleyman'a mı şikayet edersin? Hı? Alışsan iyi olur. Bundan sonra hep karşında olacağım. O zaman sen de başına geleceklere alış. Ben en kötüsünü gördüm Egemen Kılıcım. Senin madem şimdi kaybedecek bir şeyin var, öyle söylüyorsun. O zaman bundan sonra sen düşün. Ne zaman, nasıl çıktı bu? Çıkmış işte. Çıkmış da karşımıza bile dikiliyor.